Özellikle son yıllarda her anlamda dışarıya bağımlı hale geldik. Yemeğimizi dışarıda yiyor, kahvemizi dışarıda içiyor, her şeyimizi dışarıdan hazır olarak tüketiyoruz. Peki ama afiyetle ve mutlulukla tükettiğimiz bu şeyler nasıl üretiliyor? Sağlıklı mı? İçerisinde neler var biliyor muyuz? Muhtemelen birçoğunuz bilmiyorsunuz. Ama bugün birçoğunun nasıl ve hangi malzemelerle üretildiğini öğreneceksiniz. Ve nasıl yapıldıklarını duyunca birçoğunu satın almaktan vazgeçeceksiniz. Bir, jelibon. Jelibonlar ilk kez 1920'li yıllarda Almanya'da üretilmeye başlanmıştır. O yıldan itibaren ise dünyanın dört bir yanında farklı şirketler tarafından farklı şekillerde, renklerde ve tatlarda üretilmektedirler. Peki ama çocukların vazgeçilmez abur cuburu olan, yetişkinlerin de büyüse bile vazgeçemediği jelibonlar sağlıklı mı? Gelin buna siz karar verin. Jelibonların içerisinde jelatin, nişasta ve meyve sebze konsantreleri bulunmaktadır. Aynı zamanda bizim ülkemizde jelibonlarda kullanılan jelatinler sığır jelatini, yani hayvanların kemik, cilt ve bağ dokularından elde edilmektedir. 2. Red Bull. Avusturya ve İsviçre akberinden gelen dağ suyundan yapılan enerji içeceklerinin içerisindeki şeker, şeker pancarından üretilmektedir. Bunların dışında içerisindeki kimyasal maddeler de belli bir seviyede tutularak eklenmektedir. Buraya kadar her şey normal. Gelelim asıl can alıcı noktaya. Enerji içeceklerinin içerisinde boğa idrarı ve sperminden elde edilen bir madde de bulunuyormuş. Bu konuda yapılan araştırmalarda dünya genelinde çok sayıda enerji içeceği firmasının boğa spermini kullandığını ortaya çıkarmıştır. Bunların içerisinde ülkemizde çok fazla tüketilen Red Bull da dahil. 3. Squalen yağı. Tüm cilt tiplerini nemlendirmeye, tahrişi engellemeye ve çatlamış olan cildin iyileşmesinde büyük rol oynayan squalen yağı günümüzde birçok insanın vazgeçilmezidir. Cilt terapistleri ve uzmanları son yıllarda yoğun bir şekilde cilt problemleri olan kişilere squalen yağı önermektedirler. Fakat geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmaların sonucu bu yağı kullanan kişileri dehşete düşürmüştür. Çünkü yapılan açıklamada ürünlerin çoğunun aslında köpek balıklarının karaciğer yağı olduğu ortaya çıkartılmıştır. 4. Patates cipsi. Hepinizin de hemfikir olacağı gibi patates cipsleri sağlıklı değildir. Ancak cipsler dünyanın en lezzetli atıştırmalıkları olabilirler ve muhtemelen birçoğunuz cips yemekten kendini alamıyordur. Ancak içerisinde yüksek miktarda doymuş yağ ve kimyasal içeren patates cipslerini satın almadan önce bir kez daha düşünmenizi istiyoruz. Mantar önleyici ürünlerde ve yüz temizleyicilerinde sık sık rastlanılan sodyum bisülfit aynı zamanda patates cipslerinde de bulunmaktadır. Cipslerin hemen bozulmasını ve renk kaybını önlemek için kullanılan bu kimyasalın çok tüketilmediği takdirde sağlığa zararlı olmadığı belirtilmiştir. Tabii yine de son kararı size bırakıyoruz. 5. İşlenmiş ekmek. İşlenmiş kelimesinin hiç de sağlıklı olmadığını hepiniz biliyorsunuzdur. Eğer bir yiyecek veya içecek işlenmişse kesinlikle içerisinde bir kimyasal bulunmaktadır. Peki ama her gün yediğimiz ekmeklerin de içerisinde mide bulandırıcı maddelerin olduğunu söylesek bize inanır mısınız? Yapılan araştırmalar sonunda ekmek unlarında domuz kılı ya da insan saçından elde edilen bir madde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Unun kıvam almasını, çabuk yoğrulmasını ve ekmek pişerken içinin de rahat pişmesini sağlamak için bir miktar lisistein maddesinin kullanılması gerekiyormuş. İşte bu maddede siyah saçlı insanların baş kılı, domuz kılı ve kaz ördek tüyünden yapılmaktaymış. Normal kara fırınlarda üretilmiş ekmeklerde bu maddenin kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Ancak işlem görmüş ekmeklerin birçoğunda varmış. 6. Parfüm. Pahalı bir parfüm için gözümüzü kırpmadan tüm paramızı harcıyoruz. Çünkü güzel kokmak, kokumuzla kişilerin aklında kalmak çok önemli. Ancak pahalı parfümler düşündüğümüz kadar hijyenik mi? Hiç sanmıyoruz. Pahalı parfümlerin popüler bir bileşeni olan ambergris aslında bir sperm balinasının sindirim sisteminde üretilen bir salgıymış ve yıllardır koku yapmak için kullanılmış. Bu madde hala daha Fransa ve İsviçre'de parfüm üretiminde kullanılıyormuş. Aklınızda bulunsun, bir daha Fransa ve İsviçre yapımı parfümler alırken bir kez daha düşünün. 7. Kırmızı yiyecekler. Kırmızı renkli içecekler her zaman lezzetli olmuştur. Fakat Starbucks geçtiğimiz günlerde bazı ürünlerinde kurutulmuş böcek içeren kokineal özü kullandıklarını açıklamıştır. Aslında zararsız olan bu bileşen gıda ve ilaç idaresi tarafından yasaklanmamıştır. Zaten böceklerden elde edilen bu ürün yıllar boyu renklendirici olarak kullanılmıştır.
Ancak kurutulmuş böceklerden elde ediliyor olması insanın biraz tüylerini ürpertiyor. Öyle değil mi? 8. Sosis ve sucuk. Kahvaltı sofralarının, tostların, mangalların vazgeçilmezi sosisler ve sucuklar çok lezzetli değil mi? Ancak birazdan bu konu hakkındaki fikirleriniz değişebilir. Çünkü size sosis ve sucukların nasıl hazırlandıklarından bahsedeceğiz. Sosis ve sucuk gibi hayvansal gıdaların etlerden üretildiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İçerisinde çeşit çeşit baharatların yer aldığı bu yiyeceklerin içerisinde bir de hayvan bağırsakları da bulunmakta. Zaten sucuğun hayvan bağırsağının doldurularak yapıldığını biliyorsunuzdur. Ancak bundan daha da fazlası var. Bu ürünlerin yapım aşamasında bir de hayvanların artıkları da kullanılıyormuş. Artık aklınıza ne gelirse afiyetle yediğimiz sosis ve sucukların içerisindeymiş. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında seni bekleyen yepyeni 3 video bulunmakta. Bunlardan birini seçerek yeni videomuza geçebilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı da unutma. Diğer videoda görüşmek üzere.